Öyle oturup biraz şöyle keyfine bak. Ha, ver onu, ben hallederim, ver. Ben geliyorum. Gelme istiyorsan orada kal. Bence de hiç gelme vallahi bugün. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Notu da al. Notu almasın bence. Bunu yerine koysun. Bak sana işaret yaptım ya, bahsettiğim şey buydu bak. Gördün mü? Kız ne güzel abi, içinden gelenleri direkt paylaşıyor. Misafir sen misin? Ne? O nasıl bir gel demek ne? Ya? Aldık mı şeyimi? Aldık mı? Ay ben de sarılacağım şimdi. Nasıl güzel gitti sarıl. Kızlar çok pahalı. Nereye ya? Kızımızı götürmeyin. Ya çocuk gibi. Ay kendimi gördüm. Kapatayım sizi yalnız bırakayım. Mektubumu aldın mı? Ay. Her. Şu an böyle melek gibi, çiçek gibi. Ne yapıyorum? Neyimle ne mi yaşatıyorum? Kötü bir şey söylemiyorum ya. Yanlış anlamıyorum ben. Hı. Okudun mu? Okudum. Fotoğrafımı aldın mı? Aldım. Küçük oyuncağımı? Aldım. Dünkü oyuncağımı sana getirmeyi unuttum ben. Sen yine çocuksulaştın mı? Biliyorsun. Böyle bazen çocuklaşıyorum. Bak sen benim hayatımın her şeyisin. Anladın mı? Ben senin kıskanmalarını anlıyorum. Ben senin her halini anlayabiliyorum. Çok mutlu etti benim mektup. Gerçekten çok biraz mutlu. Yazım hatası oluyor. Belki yazarken... Okurken biraz zorlandım. Biraz zorlandım. Şey, hızlı yazdım. Hızlı yazarken belki yanlış... Biz birbirimize söz verdik. Kullanmış olabilirim. Unutma bu sözleri. Biz büyük sözler verdik birbirimize. Burada, bu evin içinde ya. Şurada bak. Şu iki sandalye şuradaydı. Benim ailem buradaydı, senin ailen buradaydı. Evet. Biz şurada sözlendik seninle. Hı hı. Pastamızı keserken insanlara 70 milyon ailemizin önünde bir söz verdik. 78 milyon. 78 milyona. Hem de çok büyük sözler verdik. Birbirimizi üzmeyeceğimize dair, birbirimizi hep mutlu etmeye çalışacağımıza dair. Bak benim tek derdim bu evden seninle mutlu bir şekilde çıkmak. Başka hiçbir derdim yok. Vallahi yok bak, yemin ederim yok. Tamam? Ben seni her zaman affederim. Ben bunu sana biliyorum. Zaten küs değilim. Ben bunu biliyorum zaten. Ben bunu biliyorum, anladın mı? Biliyorum. Tamam. Sadece kendim hatalarımın farkındayım. Yani şey... Bunların farkındayım ama sadece kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Bunları insan böyle alışmış olduğu şeyi zor vazgeçer. Yavaş yavaş ben de kendimi törpülmeye çalışıyorum. Ve seni amacım üzmek, kırmak, mutsuz bir hayat sürmeni istemiyorum yani. Amacım asla o değil. Ben seni seviyorum ve mutlu bir hayat sürmeni istiyorum, tamam mı? Benim kötü taraflarım var yani, böyle kötü, sivri taraflarım. Var, biliyorum. Ben onları törpüleyeceğim, onların altından kalkacağım. Onlara hop pop diyeceğim, bir kenara atacağım. Tamam, arada sırada gelebilir ama... Emre evine dönebilirsin. Ceza almadan dönüyorum. Abi yani. Allah. Vallahi sıcaktı posta. Bir mektupla kandırdın yine beni. Kandırmadım. Vallahi bir mektupla kandırdın. Eğer sevgim seni kandırmak oluyorsa ben seni çok kandırdım. Hoş. Ben kapıdan çıktığımda da evden, beni hep pencereden ya da balkondan izle, tamam mı? Çünkü annem beni öyle yetiştirdi. Hep arkamdan bakardı. Sen ne bak. Seni seviyorum. Ay. Sınanması gerekenler varken onlar sınanmıyor. Sınanması gerekenler sınanmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bence... Adam! Tamam yeter. Çinli savaş sanatçımız fazla geldi. Fazla gaza getirmeyin, yeter. Fazla gaza gelmeyin. Fazla gaza gelirse şimdi daha koşar. Birazdan cezasını alır otur. Orada ceza almadı. Yok be, Emre ceza alacak. Bunun için ceza vermezler. Verirlerse de değer kardeşim valla. İzledik buradan. İzledik. Valla. Helal olsun. Gördük. Gökteki güneş sönse. Ama şey var ya, Hazal'ın o hali var ya, çok komikti böyle, çocuklar gibi seviniyor böyle. Sensizlik inan ki ölümden. Ama inşallah tekrarlanmaz. İnşallah kardeşim. Ben inanıyorum ki tekrarlanmaz. İnşallah. Tek istediğim şey o. Sen yeter ki sen kısmetse o.